misli yayıncıdan mutlu kahvaltıları ve 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Türev Uğda. Bugün size kebabeli 3 peynirli bir omlet yapacağız. Şimdi kebabı daha önce tükettiniz mi? Kebabı hakkında bir fikriniz var mı? Hemen anlatacağım size. Öncelikle malzemelerimi sayalım. Burada 8 tane yumurtamız var. Parmesan peynirimiz var. Mozzarella peynirimiz var. Taze kaşarımız var. Tereyağı kullanacağız. Mantar kullanacağız. Böyle dolmalı kırmızı biberimiz var. Charleston biberimiz var. Ve tabii ki kebabemiz var. Kebabe bir Hint meyvesi aslında. Baktığımız zaman inanılmaz sağlığa yararlı olan bir meyve. Bir Hint. Bu karabiber familyasından geliyor. Ve özellikle ses sanatçıları bunu çok fazla kullanıyorlar. Boğazın iyileşmesine sebep oluyor. Boğaza çok iyi geliyor. Hatta birkaç hafta önce Akhisar'daydık. Sevgili Lokman sunucu arkadaşlarımızdan. Onun sesi kısıldı orada. Akhisar'da Zeytin Festivali vardı. Zeytin Festivali'ne gitmiştik. Ve Zeytinyağı Festivali vardı. İnanılmazdı. Çok güzeldi. Buradan Akhisar'a da sevgiler ve selamlar. Lokman kebabeden bir tane yedi. Boğazı ertesi güne iyileşti. Gerçekten mucizevi, gerçekten inanılmaz, güzel, keyifli. Ben de bununla bir omlet yapmak istedim. Hem de 3 tane de peynir kullanmak istedim. Şöyle yapacağız şimdi. Önce kebabeyi tabii ki birazcık böyle ezeceğiz. Onu yumurtanın içine koyacağız. 8 tane yumurtanın 4 tanesini önce alta zemin olarak pişirmeye başlayacağız tavanın altında. Arasına biberimizi, Charleston biberimizi, dolmalık biberimizi, mantarımızı, böyle peynirlerimizi hepsini pişireceğiz. Arasına koyacağız. Üzerine tekrar yumurta koyacağız. Böyle inanılmaz güzel, keyifli, heyecanlı bir omlet haline gelecek. Hem de içerisinde besleyici özelliği olan kebabe de bulunacak. Gerçekten lezzetine doyum olmayacak bir tarif olacak bu. Hemen nereden başlasam ki acaba? Çok güzel malzemeler var. Şöyle yapalım, doğramayla başlamayalım. Önce yumurtayı hazırlayalım. Yumurtayı hazırlarken şurada, bakın burada birkaç tane kebabe var. Kebabeyi önce güzelce şöyle ezelim. Şimdi bunu tüketirken bir tanesini ağzının içine atın. Ve yatmadan önce ağzınızı atıp böyle çıtır çıtır yerseniz boğazınızda bir hare bırakacak. Bir lezzet bırakacak. O lezzetin üzerine hemen su içmeyin. Tabii ki bunu doktorunuza danışarak yapın. Doktorunuza danışmadan herhangi bitkisel de olsa bir şey tüketmeyin. Hemen kebabemizi burada toz haline getirdik. Şimdi sekiz tane yumurtamız var. Bu yumurtanın içerisine süt ve un da koyabilirsiniz. Ama ben burada sade bir omlet yapacağım. İyice çırpacağız yumurtaları. Ve çok güzel, çok keyifli bir tarif haline getireceğiz. Gerçekten sonuç mükemmel olacak. Çok etkileyici ve keyifli bir tarif olacak. Hem de sağlık yönünden de tüketilmesi gereken tarifler arasında yer alacağını düşünüyorum. Burada bahsettiğim gibi 3 tane peynir kullanacağız ama bu peynirlerin cinslerini kendinize göre belirleyebilirsiniz. Farklı peynirler de kullanabilirsiniz. Ya da peynir miktarını azaltabilirsiniz. Örneğin burada mantar kullanacağız. Mantar yerine kabak kullanabilirsiniz. Ispanak kullanabilirsiniz. Burada aslında tamamıyla sizin ne tüketmek istediğinizle ilgili olarak bu eşdeğer bir özellik gösterecek. Şimdi yumurtaları yavaş yavaş çırpmaya başlıyorum. 8 tane yumurtayı. Daha önce bahsetmiştim. Yumurtanın oda sıcaklığında oluyor olması çok kritik, çok önemli. Kebabeyi de hemen içerisine ekleyelim. Bu kadar kebabe yeterli olacak. Çünkü bu kadar kebabe, bakın şu an bile muhteşem bir koku geliyor. İnanılmaz güzel bir kokusu var. İnanılmaz güçlü bir kokusu var. Güçlü, karakterli bir kokusu var. Omletten bahsediyordum. Eğer iyi bir omlet yapmak istiyorsanız yumurtalarınızı oda sıcaklığında bulunduruyor olmanız çok kritik, çok önemli. Aynı zamanda iyi bir omlet yapmanın sırlarından birisi yumurtayı aslında iyice çırpmak. Böyle köpük köpük olana kadar. Şimdi bakın, yavaş yavaş köpükçükler oluşmaya başladı. Bu köpükçüklerin daha da artmasını istiyoruz. Daha fazla köpük olmasını istiyoruz ki bu oluşan köpükler bu omletin daha iyi ve daha lezzetli olmasını sağlayacak. İyice çırpıyoruz. Daha sonra iç harcını pişirmeye başlayacağız. İç harcında kırmızı biber, yeşil biber, mantar ve peynirleri kullanacağım. Parmesan peynirini ve taze kaşarı pişirme aşamasında koyacağım ama mozzarella peynirini pişirme aşamasında koymayacağım. Direkt omletin arasına koyacağız.
bahsettiğim gibi burada malzeme miktarını istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Şimdi burada yumurtalarımızı çırptık. Hemen yumurtalarımız burada bir kenarda dinlenmeye beklesin. İsterseniz bahsettiğim gibi içerisine un ve birazcık da süt koyabilirsiniz ya da krema koyabilirsiniz. Bu da omleti daha renkli ve daha lezzetli hale getirecektir. Şimdi bu arada tavamızın altında yakalım. Hemen tavamız yavaş yavaş ısınmaya başlasın. Tavamız ısınırken biz doğrama işlemlerine geçelim. Tereyağı kullanacağız. Tereyağın bir kısmını omlet yaparken, bir kısmını da iç harcını yaparken kullanacağız. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Kebabeli omlet yapıyor olmak şu an beni çok heyecanlandırıyor. Gerçekten çok heyecanlandırıyor. Çünkü kebabenin tadını biliyorsanız eminim ki bu size de farklı gelecektir. Ama tadını bilmiyorsanız mutlaka kebabenin tadına bakın. Çünkü tadına baktıktan sonra o sizde inanılmaz ayrı bir lezzet uyandıracak. O lezzetle de yumurta birleşince ortaya bambaşka bir şey çıkacak. Hemen heyecanımızı devam edip doğrama işlemlerine devam ediyorum. Bana Instagram'dan çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Çok keyifli şeyler yazıyorsunuz. Bana yazmayı, bizi izlemeye devam edin. Hemen doğramaya, doğrama işlemlerine kaldığım yerden devam ediyorum. Tavam yavaş yavaş ısınıyor. Birazcık ayçiçek yağı koyalım. Tereyağımızın bir kısmını şu an içerisine ekliyorum. Bir kısmını da bahsettiğim gibi omlet yaparken kullanacağız. Hemen tereyağımız da yavaş yavaş erisin. Burada biberlerimizi, mantarlarımızı, tüm her şeyi güzelce doğrayalım ve keyifli bir sonuç ortaya çıksın. Şimdi yağımız yavaş yavaş kızarmaya başladı. Hemen biberlerimizi ekliyorum. Ve pişirmeye devam ediyorum. Bahsettiğim gibi birkaç katlı bir omlet yapacağız burada. O birkaç kat gerçekten şaşırtıcı bir sonuç olacak. Çünkü arasında bayağı bir malzeme olacak. O bayağı bir malzeme de bizi mutlu edecek. Biz yetişkinler için çok güzel, çok da keyifli bir sonuç doğuracağını ben biliyorum. Mantarları doğradıkça içerisine atalım. Pişirmeye devam edelim. İçerisine birazdan kaşar peynirini ve parmesan peynirini rendeleyeceğiz ve koyacağız. Hemen mantarı da çok severim ben. Şimdi birazcık tuz atalım burada bu aşamada. Çünkü tüm malzemeleri hiç tuz atmadık. Rendeleme işlemlerine geçebiliriz. Taze kaşarımızı ve parmesan peynirini güzelce rendeleyip içerisine koyacağız. Sonra da diğer omlet yapım işlemlerine devam edeceğiz. Ama sebzelerin ben birazcık pişmesini istiyorum. Parmesan peynirini de şöyle güzelce rendeleyelim. Dilerseniz ben peynirimi rendelerken, sebzelerimi pişerken de şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sonrasında devam edelim. Sebzelerimiz yavaş yavaş pişmeye devam ediyorlar. Şöyle hatta güzelce birazcık biraz daha karıştıralım. Hemen ben burada parmesan ve kaşar peynirimi erittim. Daha doğrusu rendeledim. İçerisine ekleyelim ve peynirlerimizi güzelce eritelim. Hemen bolca kaşarını da ekledim. Şimdi yeterli olup olmadığına bakacağız. Bol peynirli. Şimdi burada erirken yağ miktarı az gelebilir. O nedenle bir miktar daha yağ ekleyebiliriz. Hemen biraz da ayçiçek yağı ekleyelim. Bol peynirli. Bu arasında olacak. Düşünün. Bu malzeme tamamıyla arasında olacak omletin.
Şimdi ocağın altını kısalım. Diğer ocağımızı yakalım. Burada diğer malzememiz yavaş yavaş pişerken biz omletimize geçebiliriz. Tavamız ısınıyor. Şimdi yumurtalarımızı tekrar birazcık daha çırpıyorum. Omletimize hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kalan tereyağımızı tavamıza ekledik. Bol tereyağlı yapıyoruz. Birazcık ayçiçek yağımızı da ekliyoruz. Yağımız burada yavaş yavaş eriyecek. Mozzarella peynirlerini hemen dilim dilim doğrayalım. Bol peynirli, bol malzemeli kat kat bir omlet haline getireceğiz. Şimdi şunları da kaldıralım. Evet, dibine yapışmaması için iyice karıştırıyoruz. Bakın tereyağı, mozzarella peyniri inanılmaz akışkan oldu. Şunun güzelliğine bakın, muhteşem görünüyor. Of, gerçekten şu an çok çekici. Evet, şimdi omletimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Omletimize devam ederken tereyağımız eridi. Şimdi yumurtamızın yarısını altına baz olarak koyduk. Evet, diğer yumurtamız, kalan yumurtamız, hatta birazcık daha ekleyelim. Kalan yumurtamızı bekleteceğiz. Şimdi kalan yumurtayı bekletiyor olmamızın sebebi şu. Araya diğer malzemelerden koyacağız, üzerini kapatacağız. Sonra iki tarafını da pişireceğiz. İnanılmaz güzel olacak. İnanılmaz lezzetli olacak. Kalın bir omlet olacak. Doyuruculuğu fazla bir omlet olacak. Bu omleti böyle pazar kahvaltıları, bakın ağzım sulandı gerçekten. Pazar kahvaltılarında geniş sofralar kurulur ya. O kahvaltılarda, o sofralarda mutlaka tüketmeniz gereken tariflerden birisi olarak nitelendirebilirsiniz. Şimdi peynir ve sebzeler şu an tam da istemiş olduğum kıvama geldi. Omletin alt kısmını iyice pişiriyorum. Alt kısmını pişirdikten sonra diğer kısmı, diğer malzemeleri ekleyeceğiz ve pişirmeye devam edeceğiz. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel, çok da keyifli bir tarif oluyor. Hatta yavaş yavaş mozzarella peynirlerimizi güzelce dizelim. Şöyle. İsterseniz içerisine kuru domates de koyabilirsiniz. Şimdi diğer ocağımızın altını kapattım. Evet. Arasına muhteşem hazırlamış olduğumuz karışımdan koyacağız. O kadar güzel ki, o kadar renkli görünüyor ki. Hatta şuradan daha küçük bir kaşıkla bu işlemleri yapalım. Eşit bir miktarda hepsini koymak istiyorum. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Tüm malzemeleri güzelce içine yerleştiriyoruz. Gerçekten çok iştah açıcı bir görüntüsü var. Kalan omletimizi birazcık daha çırpıp üzerine ekliyoruz. Var olan kaşıkla yumurtanın hepsini yaydık. Şöyle ocağımın altını birazcık kısıyorum. Üstünü kapatacağım. İki tarafını da çevirerek pişireceğiz. Ve piştikten sonra sunumda nasıl olduğunu göstereceğim size. Ve şu an muhteşem kebabeli, üç peynirli yumurtamız, omletimiz hazır. Hemen şöyle şurayı birazcık daha keselim. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor.
Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.